Herkese merhaba, yeni diyor. Karşınızdayım. Bu video e, aksırma, tıksırma, hapşurma şeklinde şeyler içerebilir. Çünkü bir miktar hastayım o yüzden. Hemen videonun konusundan size bahsedeceğim. Belki video kapağından, başlıktan ya da benim storylerimden falan anlamışsınızdır. Ama bugün Ardell serisinin yorumuyla geldim. Serinin sadece ilk kitabını okudum henüz. ikinci kitabı okuma fırsatı bulamadım daha. Kitaplarımız şöyle iki tane. Birisi Ardel İhanet Günceleri, diğeri Ardel Kangülleri. Kitapların baskıları gayet hoş duruyor. Ben size göstereyim. Şu dış baskısı. Şöyle bir iç baskımız mevcut. İçerisinde şöyle renkli bir harita var bu arada. İçerisinden bir adet posterimiz çıkıyor. Şöyle bir poster çıkıyor. Yani biraz parlıyor galiba ama şöyle bir poster çıkıyor içinden. Bir adette şöyle bir ayrıcımız var ufak. Şimdi kitabımızın konusunu aslında kısaca bahsedeceğim. Ardından spoilersız olarak fikirlerinden bahsedeceğim. Ardından da spoilerlı olarak fikirlerinden bahsedeceğim. Çünkü serinin spoilerlı gelsin diyen de çok oldu. Spoilersız gelsin diyen de oldu. O yüzden hani iki tarafı da memnun etmek adına e, videoyu iki parça gibi yapacağım. Spoilerlı kısma geçtiğimde zaten yine uyarıda bulunurum. Okumak isteyenler orada videoyu kapatabilirler. Konuya gelecek olursak eğer Lila Tiernan adında bir kız karakterimiz var bizim. İnşallah adını doğru okuyorumdur. Çünkü ben Langerlinger okudum yani okurken kitapta şeyin adını sürekli Layla falan dedim hatta. Bir süre sonra Batı Doğu'yu ilhak edince de Doğu'daki halk işte Batı'daki halkın işte hizmetçisi, kölesi vesaire falan hale geliyor. Çok fazla zulüm görüyorlar ve bundan kurtulmak için bir şey halindeler. Yani bir gün gelip bunun bu boyunduruğun altından kurtulmak için öyle bir umutları falan var. Öyle bir bekleyiş halindeler. Lila Tiernan da Batı Ardeli'nin zulmünden etkilenen insanlardan yalnızca bir tanesi. Yaşadığı evde olan bir olaydan kaynaklı olarak ölüme mahkum ediliyor ve idam mahkumu olarak işte kitabın başlangıcında görüyoruz biz karakteri. Kitapta onun sonrasında ilerleyen hikayeyi görme fırsatı buluyoruz. Ee, Lila bir anda kendisini eee normalde işte köklerine ve işte o şey bir gün düzelmesini umut ettiği Doğu Ardeli ihanet etmek zorunda buluyor. Ve iki tarafın arasında böyle kanlı savaşın ortasına kalmış bir halde buluyor kendisini. Şimdi şöyle Kitapla ilgili ben başladığımda gerçekten beklentiyle başladım. Çünkü olumlu yorumlar duymuştum kitapla ilgili. Hani egzantrik işte ters köşe, zekice işler vesaire falan gibi. Ve kitaba başladığımda da kadın karakteri şey buldum. Böyle işte mantıklı, işte gururuna yenik düşüp, aptalca hareketler yapacak, böyle kendini sürekli kanıtlamaya çalışan falan bir tip değil gibiydi. Hani başlangıcında ilk yüz sayfada falan. Dedim ki zekice ilerliyor. Ama kitabın e, beni şey yapan, uzaklaştıran tarafı Olay olmaması yani kitapta çeşitli şeyler var tamam kız bir yerden bir yere gidiyor işte yaşadığı bir macera var işte olaylar bir şekilde gelişiyor falan ama aksiyon dozu sürekli stabilde gittiği için sürekli aynı e, dozajda gittiği için falan şey olmuyorsunuz yani dur ya şimdi ne olacak dur acaba bakalım nasıl heyecanlı bir olay olacak falan şekilde bana hissettirmedi yani e, tabii ki çeşitli olaylar oluyor ama durguna yakın oluyordu benim için. O yüzden ben kitapla ilgili böyle merak duygusu ve sonraki sayfada acaba neyle karşılaşacağım falan gibi bir şey hissetmedim açık söylemek gerekirse. Onun haricinde ilk 50-70 sayfa aralığında falan ben kitabın sonunu tahmin ettim. Dedim ki kesin böyle bir şey çıkacak ve hani hikaye buna bağlanacak falan ama şey bekliyorum. Yani bununla birlikte çok topik böyle hiç karşılaşmadığım şeyler olmasını, işte çok enteresan şeyler, işte ters köşeler, zekice oyunlar falan filan gibi bir şey çıkmasını. İşin kötü tarafı tahmin ettiğim şey oldu. Ve aslına bakarsanız o kadar mükemmel, ütopik, zekice oyunlar, hiç beklemediğiniz şeyler falan filan olmadı benim açımdan. Çünkü hani kitapta olan o şey, finalde işin bağlandığı nokta ve öğrendiğimiz gerçekler zaten bu türün en eski numarası yani. En eski şeyinde bile, örneğinde falan bile bu numaraya başvurulmuştur. Yani bu yan şeye, bu nasıl diyeyim bu ters köşeye başvurulmuştur yani. O yüzden beni şaşırtmadı kitabın sonu. Ama onun haricinde çok fazla işte şaşıran, ters köşe olduğunu düşünen falan insanlar da varmış. Yani bu tarz kitaplara falan yeni başlıyorsanız böyle işte macera, aksiyon, krallıklar, şeyler işte zulüm gören bir krallığın başkaldırışı vesaire falan tip şeylere yeni yeni başlıyorsanız bunu keyifli de bulabilirsiniz. Belki durağan gittiği için emin de olamıyorum hani ağır geldi bana çok ilerlemedi falan der misiniz diye. Çünkü bana ağır geldi ilerleyişi. Ee, onun haricinde ama yeni başlayan biriyseniz mesela bu kitabın sonunu ters köşe olarak bulabilirsiniz. Yani ben hiç tahmin etmedim falan gibi ama sık kitap okuyan biriyseniz çok böyle işte benzer türleri falan okuduysanız belki kitabın sonunu tahmin edeceğinize inanıyorum. Çünkü benim için tahmin etmek çok basit oldu ve şey de yani kitabın ilerleyen sayfalarında falan da yazar bayağı açık etmiş zaten yani sonunda ne olacağını falan. Hani birkaç böyle yöne çekmeye çalışmış falan ama hani yani şu da olabilir aslında ama şu da olabilir aslında ama diye kafa karıştırmaya falan da çalışmış ama bariz yani işin ne olduğu. O yüzden tahmin etmek zor olmadı. Sonunda da aa ne öyle mi oldu falan diye bir şaşkınlık hissetmedim ben. Kadın karakterin kitabın başlangıcında çok zeki bir ilerleyişi vardı. Ama kitabın yarısından sonrasında falan bir anda böyle şeye bağladı. Yani nasıl diyeyim? Senelerce o kendini tuttuğu, işte bütün egosunu bastırdığı, gururunu bastırdığı, işte bütün oto kontrolünü sağladığı falan o karakter bir anda şey yani böyle hani senelerce bunu yapan kız bir anda bunu yapamamaya başladı. Yani işte ağzından bir şeyler kaçırıyor. işte kendini kontrol edemeyip böyle bir duygu taşması falan yaşıyor. Böyle bir saçma bir çıkış yapıyor falan. Hani o çıkışları, o hareketleri falan da bana şey oldu. Niye şu an böyle davranıyor ki falan dedim. Yani başlangıçta okuduğum karaktere uzak şeylerdi kitabın sonuna doğru gördüklerim falan çok şey yapamadım. Hani oturtamadım o karaktere o hareketleri. İki tane yani Batı krallığının ve Doğu krallığının prensesleri falan var. Onlar çok şeydi. Yani böyle e, çok acemi yazılmış tiplerdi davranış olarak vesaire olarak. Çok toy, kaprisli böyle işte şey. E, ...sinir bozucu hallerde falan yazılmış tiplerde. O yüzden hani onların da biraz böyle e, nasıl diyeyim... ...politikadan anlayan tipler olması, kur kurnaz tipler olması... ...onların da zeka olarak e, savaşın içine girmiş olmaları falan... ...belki daha iyi olabilirdi. Hani bu alternatif olarak sunuyorum ben bunu böyle olsun falan diye değil de... ...öyle olsaydı belki hikayeyi daha olumlu etkileyebilirdi. İşte ihanet edecek vesaire falan filan Harrison'la karşılaştı. Harrison karakterini de kitapta görürsünüz. Orada da ben şey oldum yani... Kız böyle işte işler yoluna girecek, ihanet vesaire işte arada kalmıştık falan filanken böyle bir anda böyle duygusal yönde de bir triplere falan girince hani ya kızım başka konumuz var bizim hani bu tribe bu kadar girme falan gibi hissettim. Ama siz öyle hissetmeyebilirsiniz. Kitapla ilgili spoilersız olarak genel söylüyorum. Konusu... Güzel yazılmış. Gerçekten hani Türk yazarların çok şey yapma, özen göstermediği şeyde yazılmış. E, düzende yazılmış. Yaratılan dünya daha detaylı, daha kapsamlı olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Çünkü ben onun daha genişletilmesine, aslında hani e, hikayede o an o detaya ihtiyacınız yok ama kafanızdaki o dünyanın daha gerçekçi olması açısından detaylandırılmasını falan seven bir insanım. O yüzden daha detaylı olabilirdi yaratılan dünya kesinlikle. Direniş grubu var, okey işte batık krallığı var. Tamam ama bunlar çok sınırlı kişiler aslında. Biz hani bunların e, geniş gruplar olduğunu, işte e, böyle etkili şeyler olduğunu, kademeler olduğunu falan filan o kadar geniş görmüyoruz. Yani belli kendi içindeki halleriyle görüyoruz. E, daha geniş olabilirdi bu. Yani hikayenin detaylandırılması ve daha arka planda kapsamlı hale getirilmesi bence daha kaliteli hale getirecekti benim açımdan. Hani benim tarzımdaysanız eğer. Ama hikayelere yeni başlıyorsanız, bu tarz kitaplara yeni başlıyorsanız belki size ilgi çekici gelebilir, sonuç şaşırtıcı gelebilir. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Kitap kötü bir kitap değildi ama benim beklentimin altında kaldı. Eğer kitabı okumayı düşünenler varsa videoyu burada kapatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Aşağıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Dördüncü kanal çekilişine katılmak için Instagram adresime gitmeyi, beni oradan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Şimdi spoilerlı kısma geçiyorum canlarım. Kitabın başlangıcında gerçekten kadın karakteri gördüğümde dedim ki bayağı esaslı bir tip çıkacak. Bayağı eğleneceğiz bu tipi okurken. Zeki, mantıklı işte hiçbir duygusuna yenik düşmüyor. Bu haldır haldır böyle içinden geçer milletin diye düşündüm ben. Sonra bunu şeyle karşılaştığını görüyoruz biz. İşte idamdan kurtulmak için kendisine bir şey sunuyor. İşte ailen elimizde ondan sonra işte onları kurtarmak için şöyle şöyle yapacaksın. Zart tut falan gibi bir şey görüyoruz tamam mı? Bu okey tamam işte kız mecbur kaldı falan filan. Bir yandan ben şey diye de düşünüyorum. Hani kızın kaybedecek hiçbir şey yok. Ondan sonra acaba der mi ki diyorum öldürün lan hepimizi. Çok da umurumuzdaydı sanki hani bu Doğu'ya ihanet etmektense falan tribüne girer mi diye düşünüyorum. Yok onu da yapmadı dedi ki tamam dedi ben halledeceğim bu işi falan. Sonra bir şekilde Doğu'daki işte o direnişe katılacak falan filan bir hamlelerde bulundu. Açık söylemek gerekirse kızın yaralandı falan gibi sokakta bulunmasından sonrasında falan karşı tarafın buna güvenmesi falan çok acemice bir şey. Yani normalde gerçekten hani bir krallığı, prensesi saklayan koca bir direniş grubunun falan yolda yaralı bir kız bulup ben onların elinden kaçtım amca falan diye gelişiyle ay kıyamam kuzum gel bakalım biz sana sahip çıkarız falan tribüne girmeni beni çok ikna etmiyor aslında. Yani ben kesin bit yeni yarardım onda. Ufak tefek arayan karakterler de oldu aslında. Ya bir şey çıkacak mı acaba bundan falan gibisinden ama kız karakter oradan döndü işte geldi direniş grubuna bunu işte bir yere aldılar şöyle de böyle de falan ve kız sürekli olarak şey konuşuyor işte o kraliyet şeyinde dilinde konuşuyor ondan sonra öyle kelimeler söylüyor falan böyle hani kimse demiyor işte sen hayırdır nasıl falan bilmem ne biz bu noktalarda zaten kitabın sonunu ben zaten havada karada anladım yani kız daha ilk gelmesini ettiğinde falan şey dedim işte Kitabın sonunda bu işte kesin kayıp prenses çıkar bir şey olur falan filan gibi böyle bir şey dedim. Yani kitabın sonunda olacak şeyi ben söyledim. Hani bu çıkacak prenses kesin bir ters köşe mers köşe bir şey yapmışlardır bunu saklamışlardır falan filan diye. Çünkü işte adını da değiştirmiş işte ailesiyle çok çileler de çekmiş bilmem ne olmuş falan. yüksek ihtimal hani şey kız biraz palazlansın büyüsün o sırada eğitilsin vesaire falan diye böyle bir şey yaptılar falan gibi bir düşünceye girmiştim. Daha kitabın ilk 50-70 sayfasında falan. Bunun ardından kız işte gemiyle vesaire falan direniş grubunun arasına geliyor. Bunların arasına karışıyor ama çok şey yani dövüşçü, işte savaşçı, neci falan. Karakterin böyle olması iyiydi ama bir noktadan sonrasında karakter çok kibirli ve küstah bir hale geldi. Yani böyle diğer prenseslerden falan hiç memnun değil ki. Diğer prensesler gerçekten çok salak gibi davranıyorlardı. Yani ben onların da böyle biraz dişli, zeki böyle daha mantıklı falan böyle 3-5 politik bir şey öğrenmiş falan tipler olmalarını isterdim. Öyle olmasını bekliyordum hani. Öyle değillerdi. Baya böyle embesil gibi davranıyorlardı yani kızın işi o kadar kolay ki prenseslerle ilgili. Hani iki tane böyle salak varken. Kız da bir noktadan sonra gerçekten şeye bağladı ama işte bunlar hiç bu, bu işi yapabilecekler mi sanıyorsunuz? Heh ben varken falan gibi. Böyle bir şeye bağladı. Yani kibirli üstah bir havaya girdi falan. Kızın başlangıçtaki gururunu, gücünü vesairesini bastırmış o kontrollü karakteri mesela o zeki hali falan benim çok hoşuma gitmişken bir anda öyle kibirli bir evreye geçtiğindeki hali falan. hani bu diktatör falan olacak herhalde başa geçip hani öyle bir şey yaratıyor böyle hani kendisiyle ilgili bir şeyi var böyle nasıl diyeyim kendi çok beğeniyor yani kız işte güçlüyüm şöyleyim şöyle yapacağım işte işte biz bir plan kurduk Allah akıllara zarar falan şeklinde ya iyi tamam da yani savaştasın şu an hani bu ne kolalık dur bakalım halletti mi senelerdir uzunum görüyorsun kime artistlik yapıyorsun hani modunda oldum ben biraz bu direniş grubunun arasına gelince kendisini oraya getiren generallerden Harrison'a yanık. Harrison da buna böyle bir göz süzüyor falan bir şeyler böyle. Yani arkadaşım cidden mi ya? Konumuz bu mu? Sen hani çok acılar çekmiştin de triplere girmiştin de bilmem neydi falan. Kız bir anda şey oluyor böyle duygusala bağlıyor. İşte ah eski acılar neler çektik o kölelik dönemlerinde işte hizmetçilik ederken falan diyor. Bir anda işte ah ben size pasta yapacağım falan demeye başlıyor böyle. Hani karakterin çok dengesiz bir hali var. O yüzden hani o plancı hesapçı kısmının arkası ya yani plancı hesapçı kısmı falan böyle bir arkada kaldı. Onun haricinde kız işte ikili oynuyor ya hani bir, bir o tarafa oynuyor bir ihanet etsin diye o gruba gönderildi falan. Diyorum ki nasıl hani ikili oynuyor böyle karakterler falan sonunda belli şeyler gerçekten hani oturdu yerine ha bu bundanmış şu şundanmış falan gibisinden ama kitabın içinde okurken falan şey oluyorsunuz böyle hani... Niye böyle oluyor ki ya bunlar saçma değil mi falan diyorsunuz mesela sonunda bir yere oturuyor yani o kitabın zaten genel gidişatı gerçekten çok ağırdı yani tamam işte kız bir yerden bir yere gidiyor işte dövüş antrenmanı yapıyor yok bilmem ne falan filan ama kitabın sonunda ki o da bariz bir şekilde yani böyle aleni ortada bıraktılar hani birileri gelsin ortalığı karıştırsın falan gibisinden öyle bir şey oluyor. Bir grup buna hiç itiraz etmiyor aleni olmasına rağmen hani bu yapılan şeyin nasıl diyeyim. Bir toplantı yapılacak. Bunlar toplantıyı polisin basabileceği yerde yapıyorlar falan gibi düşünün mesela. Böyle bir şey yapıldı ve hani tamam belli grupların buna şeyi var işte tamam onayı falan var ama yani kesin bir şey çıkacak diyorsunuz mesela ondan da. İşte kızın zaten sürekli olarak şimdi kızın sürekli olarak kraliyet lisanı konuşuyor olması, prenses muhabbeti geçince eli ayağı titriyor, böyle başını dönüyor olması, ondan sonracığıma işte prenseslere sürekli küstah böyle bir hallerde, hareketlerde falan filan olması zaten size kitabın sonuyla ilgili şüphelendiren bir nokta. Beni en büyük şüphelendiren şey oydu yani. Ve dediğim gibi bu tarz kitaplarda en eski numaradır bu işte kayıp prenses çıkmış, kayıp varis çıkmış, işte saklamışlar meğer oymuş falan mevzusu. Gerçekten çok çok eski bir numaradır. O yüzden hani kimse kalkıp da kitabın sonu çok ders köşeyde hiç karşılaşmadığı bir şey falan gibi bir şeye girmesin. Yani 10 tane kitabın 9'unda falan böyle bir sonuna karşılaşabilirsiniz. Seçilmiş kişiye kayıp varis gizlik şey, prenses falan diye. Kitabın genel gidişatının yavaşlığı benim okumamıza yavaşlattı. İkinci kitabı okumakla ilgili mesela yüksek bir heyecan da duymuyorum. Çünkü kitabın sonunda kız falan böyle üst perdeden millete işte ben şöyleyim, böyleyim, işte tamam bekleyiş bitti artık yürüyün falan şeklinde böyle bir şeylere falan girdi. Ama e, karakterlerin hiçbirini benimseyemedim kitabın ilerleyen işte o bütün sürecinde falan işte kız karakterin dengesiz halinden kaynaklı zaten şey yapamadım yani başlangıçtaki zeki halini ben kabul edip vay be ne kadar mantıklı bir tip bak boşuma gitti bu falan diye böyle açıktım aslında kızı sahiplenmeye falan ama onun sonrasındaki işte çeşitli davranışları Ondan sonra sadece bana mı geçmedi bilmiyorum. Ama mesela ben kitabı okurken işte kötü karakterle ilgili bile şey olurum böyle şunun ağzını onu kıracaksın boynunu kıracaksın şunu falan diye böyle tribe girerim hani kötü karakter yani tamam mı sevmem gerekmiyor zaten onu ya da iyi karakterle ilgili şey olurum başrolle ilgili falan ya ne acılar çekti bak görüyor musun bak toparlanacaksın sen falan derim ya da şey salak ne saklıyorsun onu hemen git söyle birine falan derim mesela bu karakterlerle ilgili hiç böyle yüksek duygularım falan olmadı. Yani bu belki kitabın monoton ilerleyişinden kaynaklı olabilir. Belki karakterlerin bana geçmemesinden kaynaklı olabilir. Kesinlikle böyle duygularımı yükselten bir kitap olmadı yani. O yüzden ikinci kitabını okumakla ilgili de şu an böyle büyük bir coşku ve heyecan hissetmiyorum. Yani yüksek ihtimal okurum hatta onu da yorumunu yaparım. Ama şu an gerçekten onunla ilgili yüksek bir beklentim, yüksek bir heyecanım yok yani. Kitapla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İkinci kitabı okuyunca belki bak çok daha başka şeyler falan çıktı da diyebilirim. Ama benim beklentimin altında kaldı maalesef. Kitap ikinci kitapta işlerin değişmesini ümit ediyorum. Bu arada ee, lütfen kimse bana gelip sonu çok ters köşeydi demez. Çünkü değildi. Ben öyle olmasını ümit ederek başladım kitaba. Gerçekten hiç karşılaşmayacağım bir şey. Ondan sonra entrikalı planlar vesaireler falan filan. Halbuki bir tane plan var. Bir sürü şey onun üstüne kurulmuş. Kitabın içerisinde niye böyle ya, niye böyle ya falan diye zaten her şeyi sorguluyorsunuz ve şey diyorsunuz yani. Sonunda böyle bir şey çıkacak herhalde falan diyorsunuz. Çünkü saklanamamış da kitabın sonundaki o saklanan işte yani kitabın sonunda öğrendiğimiz sır kitabın bütün gidişatında saklanamamış. Hani e, o yüzden şey oluyor. Yani şöyle mi acaba ya falan diyorsunuz ve öyle çıkıyor zaten. E, o yüzden kitap beni şaşırtmadı. Beklentimin altında kaldı. Yeni başlayanlar için uygun ama benim için uygun değil. Siz de seriyi sevdiyseniz ya da ya bak şunda yanlış düşünmüşsün aslında şöyle falan diye benim işte anlamadığım sizin anladığınız falan daha bir nokta falan varsa onunla ilgili yorum bırakabilirsiniz aşağıya. Okuduğum kitaplardan böyle anlık postlar görmek isterseniz, 4. kanal çekilişine katılmak isterseniz sıradaki okuyacağım kitabı belirlemek isterseniz beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bir de yukarıda şurada bir yerde linkini bulabilirsiniz. Kitapla ilgili fikriniz varsa yorumlarda onu söyleyebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdan yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.